Herkese merhaba. Bugün 22 Haziran 2022 Çarşamba TR724 YouTube kanalındasınız. Günün öne çıkan başlıklarıyla, yorumlarıyla nöbetçi tur programıyla karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündeminden önemli başlıkları değerlendireceğiz. Bunlara dair yorumları size aktaracağız. Biliyorsunuz bültenlerde genellikle can sıkıcı, moral bozucu haberler ağırlıkta. Maalesef Türkiye'de Erdoğan rejiminde başka türlüsü pek mümkün değil. Bugün farklı bir şey yapıp bültene moral veren, sevinç içeren ve birçok kişiyi umutlandıran bir gelişmeyle başlayalım. Dün gece Türkiye saatiyle çok geç saatlerde Silivri'de bir bayram havası yaşandı. 6 yıldır özgürlüklerinden mahrum bırakılan Harbiyeli öğrencilerin bir kısmı, hepsi değil, umarız kalanları da kısa süre içerisinde tahliye olurlar. Orada ciddi soru işaretleri var ama sonuçta önemli bir aşama gerçekleşti. Dün gece yaklaşık 70 Harbiyeli öğrenci tahliye edildi. İşlerinde bu konunun sembolü olan sembol eylemleriyle, çalışmalarıyla Harbiyelilerin sesini duyurma noktasında çok önemli bir misyon eda eden Melek Çetinkaya'nın oğlu Furkan Çetinkaya da var. Görüntüler sosyal medyada gece boyunca döndü, çok ciddi etkileşim aldı, çok ciddi moral verdi. Çünkü Harbiyeli öğrenciler 15 Temmuz darbe girişimi iddiasının, ki bana göre kumpasının en masum ayağıydı. Özellikle cezalandırıldı. Hani rejim tarafından bir bakıma ibret-i alem olsun diye masum oldukları onlar tarafından da bilinmesine rağmen Genelkurmay'ın resmi olarak yaptığı, mahkemeye gönderdiği Harbiyeli çocukların darbeden haberdar olmadığı ve emirlere uyma dışında bir seçenekleri olmadığını bildiren bilirkişi raporuna rağmen yıllardır, dile kolay, tam 6 yıldır cezaevinde tutuluyorlardı. Bu ara bazıları hastalandı, hayatını kaybetti. Bir kısmı zaten 15 Temmuz'daki o vahşi olaylar esnasında boğazı kesilerek, linç edilerek öldürülmüştü. İşte diğerleri de 6 yıldır cezaevinde tutuluyordu. Yargıtay 116 Hava Harp Okulu öğrencisinin dosyasıyla ilgili Silivri ceza dosyasıyla ilgili bozma kararından sonra Silivri cezaevinin bayram yerine döndü. Gerçekten tutuklu yakınlarının büyük coşkusu vardı. Tahliye edilen çocukların büyük coşkusu vardı. Çocuklar dediğimizde o günlerde 17-18 yaşında olan çocuklar şimdi artık 23-24 yaşına geldi. Dile kolay, tam 6 yıl cezaevinde geçti. Tamamı olmadı. Henüz bu dosyada 116 öğrenci vardı. 67'si tahliye oldu. Tahliye kararları verildi. Kalanlarla ilgili de bir belirsizlik var. Çünkü onların durumu ne? Ne zaman tahliye olacaklar? Nasıl olacaklar? O henüz net değil ama bu isimlerin, 67 öğrencinin tahliye edilmiş olması çok ciddi bir moral kaynağı oldu. Özellikle tutuklu yakınlarında. Zaten Harbiyelilerin durumu dediğim gibi AKP'liler dahil olmak üzere azgın bir azınlık dışında herkesin ittifakla masumiyetlerini teslim ettiği bir gruptu. Bu isimlerin yıllar sonra da olsa özgürlüğüne kavuşması moral verici bir gelişme. Biz de bu gelişmeyle bültene başlamış olduk. Bu ara Melek Çetinkaya'nın bir açıklaması var. Bol'da konuşmuş ve dediği şey şu: mücadelemiz devam edecek. Henüz yeterince mutlu değiliz. Çünkü kendi çocuğu tahliye oldu. Evinde uyudu ilk defa 6 yıl sonra. Ve bir anne için çok önemli bir gün, önemli bir gece, önemli bir sabah. Ama Melek Çetinkaya önemli bir açıklama daha yapıyor. Diğer Harbiyelilerin özgürlüğü sağlanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz diyor. Bu da aslında Melek Çetinkaya'nın bugüne kadar sürdürmüş olduğu hak mücadelesinin karakteristiğini gösterme açısından önemli bir ayrıntı. Melek Çetinkaya bu dönemin sembol isimlerinden bir tanesi. Eylemleriyle, çabalarıyla, bir annenin feryadıyla masum Harbiyelilerin Türkiye gündemine girmesini sağlayan kişiydi. Bence bu dönemin tarihe ismini yazdıran isimlerinden bir tanesi, bu dönemin kahramanlarından bir tanesi Melek Çetinkaya. Umarız bir daha ayrılmazlar Furkan Çetinkaya'yla. Umarız bir daha benzeri bir acıyı, sıkıntıyı yaşamazlar. Şu anda Melek Çetinkaya'nın dediği gibi süreç diğer harbiyeler için devam ediyor ve Melek Çetinkaya bunlar için çalışmaya devam edeceğini söylüyor. Evet, moral veren güzel bir haberle başladık. Umarız cezaevlerindeki masum insanların tamamı çıkar. Umarız biz de bu bültende son masum insanın da çıkışını haberleştiririz. Artık cezaevlerinde kumpas mağduru olarak kalmış herhangi birisi olmaz. Umarız o haberi de vermek nasip olur. Evet, siyaset gündemine geçelim. İşte yine can sıkıcı gündemler bölümüne geçtik diyebilirim. Prens Selman, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Ankara'da.
Diyeceksiniz ki ne var, ne oldu? Yani neden Ankara'da olması önemli, can sıkıcı bir haber? Şöyle ki normal şartlarda Suudların Ankara'ya gelmesi, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ı ziyareti rutin. Özellikle de AKP iktidarı döneminde bu çok yaygındı. Ama biliyorsunuz Cemal Khashoggi cinayeti sonrası ki İstanbul'daki konsoloslukta vahşice katledilmişti. Cesedi hala bulunamadı, yok. Değişik şeyler, değişik can sıkıcı hikayeler var, değişik bilgiler var ama aktarmak bile insanı rahatsız ediyor. Ve böyle bir olay üzerinde ilişkiler kopma noktasına gelmişti ve yıllardır hareket yoktu. Ama Erdoğan rejimi ekonomiyi düzeltmek için, ekonomideki sıkıntıyı darboğaza aşabilmek için Suud Veliaht Prensi'nin önüne gitti, ona kucakladı ve bugün de Ankara'da ağırlıyor. Habere devam etmeden isterseniz Erdoğan'ın bu konuya dair neler söylediğini bir hatırlatalım. Çünkü kritik nokta orası. Yani Muhammed bin Selman'ın Ankara ziyaretinin en kritik noktası Erdoğan'ın sözlerinde gizli. Dilerseniz onu bir ekrana getirelim, kısa bir hatırlatma yapalım, sonra yoruma devam edeceğiz. Yargılayamıyorsanız suçun işlediği yer, işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir. Veliaht Prens dedi ki Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı. Ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Oradan çıktıysa dışarıda nişanlısı var. Nişanlısını alıp onunla beraber oradan ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya kusura bakmayın dedi. O kadar değil. Dinletiriz. Gösteririz. Ama vermeyiz. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edecek? Evet, aslında yoruma gerek bırakmayan ifadeler bunlar. Erdoğan çok net bir şekilde biz enayi miyiz diyordu. Sizin katliamınızı, öldürdüğünüz gazetecinin dosyasını kapatmanıza göz yummayacağız diyordu. Esti gürledi ama bugün işte Nisan ayı içerisinde Suudi Arabistan'a gitti. Soldaki karenin solundaki fotoğrafta görüldüğü gibi kucakladı, sarmaş dolaş oldu, katille kucaklaştı. Katil dediği kişiyle kucaklaştı ve şimdi bugün onu Ankara'da ağırlıyor. Üst düzey protokol uygulanıyor. İşte o meşhur atlı geçiş törenleri, işte 10 bakanın içinde olduğu protokol karşılamaları, onuruna verilen yemek, çalışma ziyareti, işte ve bu akşam da onuruna bir akşam yemeği var. Ve bütün mesele aslında parada düğümleniyor. Erdoğan'ın tek derdi Suudi Arabistan'dan biraz para bulabilmek. Suudi MBS'in de Muhammed bin Selman'ın da bütün derdi uluslararası imajını toparlayabilmek. Yani iki taraf da aslında çıkar hesabı yapıyor. Kimse Cemal Khashoggi'nin vahşice katledilmesini falan hatırlamıyor. Tabii MBS'in yani Muhammed bin Selman'ın bunu yapması çok da sürpriz değil. Sonuçta Veliaht Prens ve imajını düzeltmek için başta Amerika olmak üzere Batı başkentlerinde deliler gibi para harcıyor. Ve bunun için gerçekten büyük miktarda paralar harcıyor. Özellikle Trump döneminde çok çılgın harcamalar yapmıştı. Ama Muhammed bin Selman'ın imajı Cemal Khashoggi davasından, katliamından sonra alt üst oldu. Şimdi Cemal Khashoggi meselesini unutturmak, dünyayla yeniden ilişkiler kurmaya çalışıyor. Ve bu açıdan Ankara ziyaretini bir imaj çalışması olarak görüyor. Erdoğan'ın tek derdi ise az önce ifade ettiğim gibi para bulabilmek. Yeter ki para gelsin. Para gelirse katillerle de sarmaş dolaş olurum. Para gelirse onların önünde de elpenceyle divan dururum demiş oldu. Maalesef ki Erdoğan rejiminin destekçilerinde, aktrollerde, yandaş yazarlarında, çizerlerinde bu yüz karası duruma dair en ufak bir değerlendirme yok. Hatta yüzsüzlük o kadar boyutlara ulaştı ki Muhammed bin Selman'ın Erdoğan'ın gücü karşısında dize geldiğini ve teslim olduğunu iddia eden yazarlar, çizerler bile mevcut. Ama yani bu yüzsüzlük olduktan sonra her şey yazmaları da son derece normal. Ve böylelikle Cemal Khashoggi dosyası da gömülmüş oldu. Muhammed bin Selman Ankara'da imaj çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bakalım Erdoğan istediği parayı bulabilecek mi? Suudlar o parayı verecek mi? Ki o konuda da çok ciddi yorumlar var. Çok ciddi değerlendirmeler var uluslararası piyasalarda. Suudların böyle bir para transferi sözü vermediği, bir swap anlaşması sözü vermediği yönünde bilgiler de var. Bakalım Ankara'daki bu akşam yemeğinden sonra Erdoğan istediklerini alacak mı? İşte Erdoğan dosyayı vererek karşısından beklediği ekonomik fayda sağlayabilecek mi? Onu takip edip size aktaracağız.
Evet, gündemdeki diğer haberlere geçelim. Biliyorsunuz Türkiye gündeminde bir yasa var, sansür yasası. Her ne kadar Erdoğan rejimi bunu bir nevi dezenformasyonu önleme yasası diye pazarlamaya çalışsa da tam olarak bir sansür yasası. Bu yasayla ilgili başka haberlerim de var ama yasa henüz geçmeden, ki henüz meclisten geçmiş değil, bir erteleme de söz konusu ona dair. Ve böyle bir gündem varken Fahrettin Altun, İletişim Başkanı, Erdoğan'ın propaganda bakanı, hatta bu yüzden de Çakma Göbels olarak Hitler'in propaganda bakanı Göbels'le benzerleştirilen Fahrettin Altun daha yasa geçmeden talimatlara başladı. Bugün dedi ki devlet ne diyorsa odur. Onun dışındaki açıklamalara itibar etmeyin. Bununla ilgili yapılan açıklamalarla ilgili de siber suçlar soruşturma başlattı. Yasa geçmeden bunu yapan Fahrettin yasa geçtikten sonra neler yapacak siz artık düşünebilirsiniz. Tahmin etmeniz de çok zor değil. Peki olay ne? Olay şu. Marmaris'te orman yangınları var malum. Çok can sıkıcı, çok üzücü görüntüler var 2 gündür. Marmaris cayır cayır yanıyor. Ve yangın sezonu da geldi. Yazın ortasındayız artık. Türkiye'nin her yeri yangına hassas bölge. Özellikle Ege, Akdeniz, sahili, kıyı kesimleri. Buralarda çok ciddi sıkıntılar var ve geçen yıllarda çok büyük facialar yaşandı. Tartışılması gereken konu yangına ne kadar hazır olduğumuz meselesiydi. Ama Marmaris'teki bu ilk ciddi sınavda rejim yolda kaldı. Tabiri caizse batırdı. Ne ki oldu? İşte uçaklarla ilgili yangına helikopterlerle, uçaklarla müdahale ediliyor diye Bakan Kirişçi oradan şov ve görüntüleri paylaştı. Ama muhalif milletvekilleri olay yerinden paylaşımlarıyla dediler ki bu açıklamalar doğru değil. Özellikle de Bakan Kirişçi'nin açıklaması Marmaris Belediye Başkanı tarafından yalanlandı. CHP'li milletvekili de 20 helikopter, 14 uçak değil, sadece 4-5 tane helikopter var burada diye olay yerinden yayın yapmıştı. Tabi bu durum Fahrettin'i kızdırmış gözüküyor. Bu açıklamalara itibar etmeyin. Biz ne diyorsak odur. Devlet ne açıklama yapıyorsa onu referans alın. Onun dışındaki açıklamaları ciddiye almayın dedi. Hani dediğim gibi yasa çıkmadan bunu yapan Fahrettin, yasa çıktıktan sonra artık bunların haberini bile vermek mümkün hale gelmeyecek. Hatta çıkıp Erdoğan'ın kendine %40 zam yaptığını, bir anda 41 milyar lira, 41 bin lira ilave maaşına zam yaptığını yazamayacağız. Çünkü bunlar artık yasak kapsamına girmiş oluyor. Düşünün, milletvekili sahadan yayın yapıyor, sahadan anlatıyor. Burada söylendiği gibi 20 tane helikopter, 14 tane uçak yok. Sadece 4-5 tane helikopter var diyor. Zaten gözle görülebilen, insanların çıplak gözle görebileceği veriler bunlar. O bölgede olan herkes bunu rahatlıkla görebiliyor. Ama Fahrettin diyor ki hayır öyle bir şey yok. 20 helikopter, 14 tane de uçak çalışıyor. Aksi açıklamalara itibar etmeyin. Mealen diyor ki biz ne dersek odur kardeşim. Alın bunu kabul edin diyorlar. Tam olarak Erdoğan'ın idealize ettiği Türkiye yönetimi böyle bir şey zaten. Tabii bu skandal sadece haberler noktasında değil. Skandal diyorum şöyle ki, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Partisi lideri Kılıçdaroğlu Marmaris'e gitmek istedi. Ama dediler ki Dalaman'a gelemezsiniz çünkü Dalaman Havalimanı çok yoğun, inişe kapalı. Söz konusu olan muhalefet lideri olunca gördüğünüz gibi izin verilmiyor. Peki aynı saatlerde ne oldu? Erdoğan oraya geldi. Marmaris'in üzerinde o lüks helikopteriyle tur attı. Korumaları, ekibi, cümbür cemaat hep birlikte oradalardı. Hani Marmaris için Dalaman yoğundu, Marmaris'e gitmek izin mümkün değildi. Söz konusu olan CHP lideri olunca bütün her yer kapandı. Oysa ki şu anda ekrana getirdiğimiz gibi anlık hava görüntüleri de ortaya koyuyor ki Marmaris'te bir yoğunluk yok. Herhangi bir trafik yoğunluğu, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçağının inmesine izin vermeyecek kadar yoğun bir trafik söz konusu değil. Ama söz konusu olan propaganda ve söz konusu olan siyaset olunca Erdoğan'ın serbest olan hava trafiği Kılıçdaroğlu'na kapatıldı. Düşünün, Kılıçdaroğlu'nun gitmesine izin vermeyen, onun konuşmasına izin vermeyen, konuşsa bile yayınlanmasına izin vermeyen bir rejimimiz söz konusu. En basit olayda bile bunlar yaşanıyor. Öznesi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan bir başka tipik haberle devam edelim. Tam olarak rejimin sembolü olan bir haber. Biliyorsunuz Man Adası davası vardı. Erdoğan ve aile fertleri Türkiye'den kaçırdıkları paraları Man Adası'nda kurdukları paravan şirketler üzerinden transfer ediyorlardı. İddia buydu ve çok tartışılan bir konuydu. 2018'den bu yana defaatle bu konuyu tartıştık. Ve Yargıtay belgelerin doğru olduğunu, yerel mahkemenin kararının yanlış olduğunu belirten bir karar vermişti. Bugün İstanbul'da yerel mahkemede duruşma tekrar yapıldı. İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde. Ve yerel mahkeme dedi ki ben Yargıtay'ın üst makamın kararını tanımıyorum.
Eski kararımda ısrarcıyım. 489 bin lira Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek, ödemek zorunda. Düşünün, Yargıtay en üst merci olarak diyor ki bu karar yanlış, hukuken aksaklıkları var, bu kararı bozuyorum diyor. Ve yerel mahkeme diyor ki ben takmıyorum. Daha önce biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi ki en üst hukuki merci bir ülkedeki, onun kararlarını da takmayan yerel mahkemelerimiz vardı. Söz konusu olan Erdoğan rejimi ve ona ait kararlarsa yüksek mahkemeyi takmayan, yüksek mahkeme kararlarını uygulamayan bir mahkeme prosedürü var, mahkeme uygulamaları var, mahkeme süreçleri var. İşte İstanbul'daki bu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi de Anadolu'daki böyle bir karar aldı. Ben Yargıtay'ı takmıyorum dedi. Bu çok normal bir durum değil ama Erdoğan rejimi bunları normalleştiriyor. Rejimin hoşuna gitmeyen konularda yerel mahkemeler üstlerini takmıyorlar, takmamaya devam ediyorlar. Nasıl ki ahim, nasıl ki Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan mahkemeler uymuyorlar. Aynı şeyi şimdi yeni CHP lideriyle ilgili kararda da uygulamış oldular. Ve tam olarak Erdoğan rejiminin sembolü olan bir karar. Az önce bahsetmiştim, sansür yasası gündemde, sansür yasası meclis gündeminde ve bir taraftan da sokakların gündeminde. Gazeteci örgütleri ki böyle eylemler Türkiye'de çok sık yapılmaz, hatta nadiren olur. Bu açıdan sevindirici bir gelişme. Çeşitli meslek örgütleri dün Ankara'da ve dün ve bugün eylemler yaptılar. Eylemlerin esprisi, temeli çıkacak olan sansür yasasına tepki. Gözler sokakta demiştik, gazeteciler sokakta, gözler mecliste demiştik. Şimdi gazeteciler diyor ki bu söz konusu yasa çıktığı anda basının kapısına kilit vurulacak. Zaten vurulmuştu ama artık tamamen nefes alamaz bir hale getirecekler. Artık bu teklifle son nefes alanları da, az miktardaki son nefes alanları da tamamen kapatılmış olacak. Bu tepki gazeteciler dışında siyasetin de gündemindeydi. Bugün biliyorsunuz mecliste partilerin meclis grup konuşmaları vardı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de gündeminde bu konuşma vardı, bu yasa vardı ve bu yasaya çok sert tepki gösterdi. Dilerseniz oradan kısa bir bölüm izleyelim, sonra bültene devam edelim. Neymiş? Sosyal medya yalancıymış. Çünkü onlara göre yolsuzluk yok, haberi yapan yalancı. Aslında sığınmacı sorunu da yok, var diyenler yalancı. Ekonomide her şey tıkırında, ekonomi kötüye gidiyor diyenler yalancı. Değerli dava arkadaşlarım, bu yasa internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa televizyon ve gazeteler üzerinde kurulan baskıyı internete taşıma sevdasıdır. Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Ez cümle bu yasa bir istibdat yasasıdır. Peki neden? Peki neden böyle bir yasaya gerek duydular biliyor musunuz? Çünkü korkuyorlar. Gerçeklerden korkuyorlar. Adaletten korkuyorlar. Milletin özgürce konuşmasından, herkesin doğruları, gerçekleri öğrenmesinden korkuyorlar. Evet, Meral Akşener son derece net bir şekilde meseleyi özetlemiş. Mesele korku ve mesele gerçeklerin öğrenilmesinden korkmak. Meral Akşener'in grup konuşmasında bir bölüm daha vardı. Yine gündemin önemli başlıklarından Pınar Gültekin kararı. Biliyorsunuz vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile ilgili mahkeme tuhaf bir karar verdi. Neden tuhaf? Çünkü katil zanlısının, katilin mahkeme kararı netleştiğine göre katil diyebiliriz. Arkasında siyasi destek vardı. Siyasi desteğin neresi olduğunu tahmin etmeniz zor değil. Söz konusu karar sebebiyle vahşice katleden, yani katledip vahşice cesedi ortadan kaldıran kişi 14 yıl içerisinde tahliye olmuş olacak ki arada yeni aflar çıkmazsa. Bu da son derece vahim bir tablo ki işte Meral Akşener de konuşmasında buna çok tepki gösterdi. Sapıkları yüreklendiriyorsunuz eleştirisini göstermişti. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Türkiye gündeminde hatırlarsınız özellikle her seçim döneminde aktrollerin, Erdoğan rejiminin, rejim yandaşlarının, havuz medyasının dillerinden düşürmediği bir şey var. Savunma sanayimiz muhteşem oldu. 6 ay tankı yaptık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Dünyaya ihraç ediyoruz. Her şey Türkiye'den soruluyor. Türkiye savunma sanayi konusunda dünya devi olduğu şeklinde. Bunların içerisinde özellikle Altay tankı en çok propagandası yapılan konulardan bir tanesi. Peki gerçek öyle mi? Hani Atak helikopterinde de aynı şey söz konusuydu. Atak helikopterlerinde ürettik, dünyaya satıyoruz dedi. Satamadık çünkü motoru lisans sorunu takıldı. Yani yerli üretim değil. Yerli üretim denen şeyler aslında yerli üretim değil. Bunun içerisinde damadın ürettiği o meşhur dronlar da var. İthal parçalar Türkiye'de bir araya getiriliyor ve
kullanıma sunuluyor. Ha, bu basite alınacak bir nokta değil, o da bir başarıdır. Onu da hakkını teslim edelim. Yani bu da bir başarıdır ama yerli üretim yapıyoruz. Bütün bunları biz kendi tamamen Türk mühendisleri üretiyor. Her şeyle bize ait ve biz onu dünyaya satıyoruz. Dünyadaki savunma sanayi sektöründe söz sahibiyiz demek bir başka rejim yalanı. İşte bu da onlardan bir tanesi. Şimdi haberimiz ne? Haberimiz şu. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere diyor ki elimizde motor yok. Altay tankının motorunu bulamadığımız için üretim yapamıyoruz. Hani soruyorsunuz ya diyor tank niye yok? İşte cevabı bu diyor. Meclisteki bir kit komisyonunda yaptı bu açıklamayı ve dedi net olarak söylediği şey şu. Elimizde motor ve transmisyon yok. Dolayısıyla tank niye yok sorusunun cevabı da bu. Bu arada Almanlardan alınan yedek güç gruplarıyla Arifiye'de ikinci nesil Altay tankı yaptık ve testlerde gerçekleştirdik. Ayrıca fırtına üretimi de devam ediyor. Evet devam ediyor ama en temel soru şu. Tankın motoru yok. Motoru alamadıkları için de geçen yıl seri üretime başlanması gereken bir yıl önce 2021 yılı içerisinde seri üretime başlanması gereken tanklar seri üretime başlanamadı. Böylelikle tank efsanesinde Erdoğan rejiminin kendi ağzından bittiğini göstermiş oldular. Gündemdeki diğer bir başlığa geçelim. Zulüm tam gaz devam ediyor. KYK'larla ilgili çok ciddi tepkiler var, çok ciddi eleştiriler var ama söz konusu KYK'ların neden olduğu hukuk ihlalleri tam gaz devam ediyor. İşte o söz konusu 375 sayılı KYK'nın geçici 35. maddesinin süresi bir ay kala bir ay sonra bitiyor. Yani artık o geçici ek madde için verilen süre de bitti. Bu ne açıdan önemli? Şu açıdan bakanlar sorgusuz sualsiz yetki, bu söz konusu ek madde yetki veriyordu. Bakanlar sorgusuz sualsiz istediği kadar personeli ihraç edebiliyor ve bunlar için yargı yolu kapalı. Hani Erdoğan rejiminin hep iddia ettiği yaş kararlarının aynı şekilde yargı yolu kapalı yaş kararlarında da itiraz ediyorlardı. Ama geldikten sonra gücü eline aldıktan sonra itiraz ettikleri ne varsa hepsini kendileri yaptılar. İşte bu da onlardan bir tanesi. Aralarında komiser yardımcısı ve amirlerin de olduğu 1000 polis sayıyla 1000. Yani eşlerini çocuklarını da düşünün yine binlerce kişi bugün mağdur edildi. İhraç edildiler. Ve bu isimlerin emekli olanlar dahil olmak üzere rütbeleri geri alınıyor. Çok sayıda maddi tazminat cezaları da var. Yani maddi kayıpları da söz konusu cezaları değil pardon. Ve söz konusu isimlerin %80'i aktif olarak çalışıyor. Yani düne kadar hani rejimin terörist dediği tırnak içerisinde söylüyorum. Terörist dediği isimler düne kadar belinde silah, cebinde kimlik yani kanun yetkisiyle mesai yapıyorlardı, çalışıyorlardı. Düne kadar sokaklardalardı ve bugün bu isimler yok. Neden? Çünkü devlet bunlara irtibat, iltisak vesaire deyip ya da keyfi olarak canı istediği için bu isimleri görevlerinden aldı, kamudan ihraç etti. 1000 isim yani eşlerini, çocuklarını düşünürseniz yine 10 binlerce insandan bahsediyoruz ve mağduriyet yine had safhada. Peki neden böyle bir şey yapıldı? Bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi şu, her şeyden önce rejimin bir korku söylemini sürdürmesi gerekiyor. Yani 15 Temmuz'un yıl dönümüne şurada bir aydan az bir zaman kaldı. 15 Temmuz'a doğru giderken bu tip hareketleri yoğun olarak göreceğiz. Bir türlü bitmediler, her yerde varlar paranoyasını oluşturabilmek için bu tip operasyonları yapmaya devam edecekler. Tehlike geçmedi demek için bu tip operasyonlar yapmaya devam edecekler politik amaçlı olarak. Ve aynı zamanda muhalif olan herkesi ya da muhalif olabilme cesareti gösteren ya da muhalifimsi gibi davranan bir herkesi de bu çuvalın içerisine atacaklar. Böylelikle herkes o FETÖ çuvalının içerisine girmiş olacak. Burada yapılan da bu. Yani 1000 kişinin cemaat iltisakı, irtibatı, üyeliği var mıdır? Hani olsa bile suç teşkil etmez ayrı bir konu ama bu 1000 kişinin olduğunu da sanmıyoruz. Çünkü zaten çok kapsamlı bir şekilde 15 Temmuz'dan sonra çok kapsamlı bir şekilde ihraçlar yapılmıştı. Burada da muhtemelen kendi sistemlerine uymayan isimler de o FETÖ çuvalının içerisine atılıp ihraç ediliyor. Ekonomiye geçelim. Ekonominin gündemi biliyorsunuz çökmüş. Piyasalar, ekonomi, artan önlenemeyen petrol fiyatları, önlenemeyen dolar yükselişi, döviz yükselişi. Tabii petrol fiyatlarının yükselişi önlenemeyen kısmı Türkiye'ye özgü. Çünkü dünyada petrol fiyatları düşüyor şu anda. Birkaç gün içerisinde 15 dolar birden düştü. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye'de maalesef böyle olmuyor. Yükselirken, petrol fiyatları yükselirken anında uygulanan astronomik zamlar petrol fiyatları düşerken uygulanmıyor. Ya da uygulanırsa bile tabiri caizse gıdım gıdım uygulanıyor. Demek istediğim şey nedir? Rakamlara indirerek bildirelim.
malum 30 liraya aştı petrol, mazot, benzin litre fiyatı ve her gün astronomik zamlar geliyordu. Petroldeki uluslararası piyasalardaki düşüşten sonra benzinde ciddi bir indirim beklentisi oldu. İşte hatta yaklaşık 2 liralık bir indirim bekleniyordu ama bu indirim hem gecikti, normalde 5 gün önce yapılması gerekiyordu. Hani düşünün, artış olursa anında, hatta aynı gün içerisinde 2 kez arttırım yapan hükümet söz konusu indirimler gündeme geldiğinde 5 gündür harekete geçmiyordu ve nihayet indirim yaptı. 2,5 lira olması beklenen indirim sadece 25 kuruş olarak gerçekleşti. O da bu geceden itibaren pompaya yansıyor. Yarın yeni zam gelir ayrı bir konu ama bu ikiyüzlülüğü, bu çıkarcılığı göstermesi açısından çok somut bir veri. Artarken zamları anında uygulayan rejim, petrol fiyatlarındaki, uluslararası piyasalardaki düşüşü gecikmeli olarak ve neredeyse 5'te 1 oranında yansıtıyor. Tabii orada da yeterli kalmıyor. Mesela benzinde indirime giderken LPG ve mazotta indirim yapmadı. Onlar da ana tüketim kalemleri. Zam gelirse anında yansıtıyor ama zam indirim yapması gerekirken de dediğim gibi bunları yapmadığı gibi ya geciktiriyor ya da çok minik rakamlarda yapıyor. Yine vurgun devam ediyor. Ha diyeceksiniz ki bütün bu zamlara rağmen petrol tüketimi nasıl artıyor? Türkiye'de insanlar neden duyarsız? O da bambaşka bir tartışma konusu ama sonuç itibariyle Türkiye'de petrol Erdoğan rejiminin büyük gelir kalemlerinden bir tanesi. Çünkü oradan inanılmaz yüksek miktarda vergi alıyor. Peki alınan bu vergiler ne yapılıyor? Hazineye gitmesi gereken paralar ne yapılıyor? Sıradaki haberimiz buna dair. Aslında yeni bir 128 milyar dolar skandalı. Kayıp 128 milyar doları skandalı. Aslında kayıp falan değil. Onu Berat Albayrak ve ekibi iç etti o parayı. Yağmaladılar. Şimdi benzeri bir durum daha söz konusu. Detaylara geçelim. Merkez Bankası rezervleri son 20 yılın dibinde. 6 ayda sadece doları baskılamak için son 6 ayda 59 milyar dolarlık örtülü satış yapıldı. Ve bu döviz kurunu kontrol etmek, propaganda yapmak için bu kadar para çarçur edildi, heba edildi. Şu anda işte bütün gözler, bültenimizin öndeki dakikalarında aktardım, Suudi Arabistan'dan gelecek olan, o da gelirse swap anlaşması. Gelmezse durum zaten inanılmaz derecede vahim. Uzmanlar bunu ikinci bir 128 milyar dolar vakası olarak tanımlıyor. Çünkü daha önce 128 milyar dolar Merkez Bankası'ndan uçurulmuştu Berat Albayrak ve ekibi tarafından. Şimdi de benzeri bir hareket söz konusu. Düşünün, 6 ayda 59 milyar dolarlık satış yapılıyor ve buradaki kayıp tahmin edemeyeceğimiz kadar yüksek. Ve bu satışla döviz artışı engellemeye çalışıyorlar. Başardılar mı? Hayır, başaramadılar. Çünkü ekonomi bir bilim alanı. Ekonomi gözlerdeki ışıltı falan değil. Hani bakan öyle söylüyor, ekonomi gözlerdeki ışıltı diye. Hayır, ekonomi çok somut bir bilimdir, mühendisliktir. Yaptığınız yanlış politikalar sonucunda ekonomi çöktü. Dünyada faiz artışları varken Türkiye'de tam tersi söz konusu. Erdoğan ısrarla, inatla bütün dünyanın tersine bir yolda ilerleme konusunda kararlı ve doğal olarak da ekonomiyi çökerten ana aktör bu. Tabii ekonomi deyince bir başka ekonomik haberle devam edelim ama bu başka bir ekonomi. Kara para ekonomisi, uyuşturucu ekonomisi. Şimdi az önce anlattım, 1000 polis, yıllardır meslekte çalışan, emek veren insanlar muhtemelen işte kurban bağışladı, eşi kermese gitti, gazete abonesi oldu vesaire diyerek ya da 3. derece kuzeninden bir tanesi cemaat iltisaklı falan deyip attılar, ihraç ettiler ve hiç geciktirmediler. 1000 kişiyi kapsayan çok kapsamlı bir ihraç operasyonu. Ama asıl suçlarda, asıl incelenmesi gereken konularda herhangi bir gelişme yok. Biliyorsunuz bültenlerimizde sık sık anlattık. Sedat Peker videolarında detaylı bir şekilde ekrana getirdi, anlattı. Nedir? Türkiye bir kokain merkezi haline geldi. Özellikle Latin Amerika, Venezuela, Kolombiya gibi yerlerden çıkan kokainler Türkiye üzerinden Orta Doğu ve Avrupa pazarına dağıtılıyor. Ve buradaki temel noktalardan bir tanesi Mersin Limanı, diğeri İzmir Limanı. Ve buralara yönelik konteynerler dolusu kokain sık sık yakalanıyor. Daha geçen ay benzeri bir büyük operasyon yapılmıştı. Yani bir ton kokain inanılmaz büyük paralar, telaffuz etmek bile kolay değil. İşte aynısı yine gerçekleşti. Ekvador'dan çıkan ve varış noktası Mersin Limanı olan bir gemide muz olduğu iddia edilen konteynerların içerisinde 845 kilogram kokain yakalandı. Ve yine Erdoğan rejiminde, Süleyman Soylu'nun başında olduğu güvenlik bürokrasisinde bu kokainlerin sahibi kim, alıcısı kim noktası dahi sorulmadı, sorulmamaya devam ediyor.
Düşünün, tonlarca kokain Türkiye'ye geliyor. Limanda alıcı şirket gözüküyor, alması gereken şirket gözüküyor. Ama bunlara dair en ufak bir operasyon yok. Ama onun yerinde işte dronlarla, makinalı tüfekli silahlarla kermese giden, zeytinyağı, soğan, patates dağıtan, yardım yapan insanların evine operasyon yapan bir emniyet var. Bu kadar kokainin rejimin bilgisi dışında Türkiye'ye getirilmesi, onun dağıtılması mümkün değil. Çünkü buradan başta saray olmak üzere, saraydaki zat olmak üzere güvenlik bürokrasisinde aşağıya doğru yayılan bir zincir var, rant zinciri var. Oradan kendi paylarını aldıkları için, daha doğrusu ticaretin büyüğünü, paranın büyüğünü onlar aldıkları için bütün bunlara da göz yumuyorlar. Artık uluslararası piyasada Türkiye bir narko terör memleketi, terörün uyuşturucuyla finanse edildiği bir ülke haline geldi. Maalesef Erdoğan Türkiye'yi bu hale soktu. Düşünün, uluslararası piyasalarda her gün benzeri haberler çıkıyor. Türkiye limanlarına gönderilmiş tonlarca kokainden bahsediyoruz ama Türkiye'de buna dair yapılmış bir operasyon alınmış hiç kimse yok. Bu ara Erdoğan dün Süleyman Soylu dün Diyarbakır'da şov yaptı. Yaklaşık 5000 polisle, düşünün, 5000 polisle operasyon yaptı ve adına kökünü kurutma operasyonu dedi. İşte sokak satıcıları vesaire diyerek, hani 3-5-10 gram, ki bunlar da önemlidir ama hani 5000 polisle Diyarbakır'da sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıyorsun. Şov yapıyorsun, işte kameralar, dronlar, onlarca kamerayla yapılmış şov görüntüleri ve sokakta birkaç gram satan sokak satıcılarıyla uğraşıyorsunuz. Dediğim gibi onlar da olması gereken şeyler ama öbür tarafta tonlarca kokain Türkiye limanlarına geliyor. Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya, Avrupa'ya dağıtılıyor ama bunlarla ilgili ne bir açıklama, ne bir operasyon, ne bir sorunlarla ilgili açılmış yasal süreç yok. Tam olarak Erdoğan rejiminin karakteristiğini gösteren bir başka realite. Bakalım önümüzdeki günlerde İzmir Limanı'na kimin konteynerlarıyla ne kadar kokain getirilecek? Çünkü bu artık rutine bindi. Her ay benzerleri var. Bültenimizin sonuna doğru gelirken can sıkıcı kötü bir haberle devam edelim. Maalesef Afganistan'da yine deprem var. Orası bir deprem bölgesi. Zaten fakir, zaten neredeyse 100 yıl geride yaşayan bir coğrafya. Uzun yıllardır süren savaşlar, işgaller, iç çatışmalar sebebiyle çok zengin olması gereken bir ülke sefaleti yaşıyor. İşte o sefaleti yaşayan ülkede, Afganistan'da büyük bir deprem meydana geldi. Deprem ile ilgili 5.9 ya da 6.1 olduğu üzerinde değişik ve varyasyonlar var açıklamaların ama sonuçta can kaybı 1000'i aşmış vaziyette. Zaten dediğim gibi altyapıları tamamen çökmüş bir ülkeden bahsediyoruz. Yıllar boyunca savaşta ve şu an Taliban tarafından yönetiliyor. Gelen görüntüler vahim. Söz konusu derme çatma evler çökmüş ve 1000'i aşkın insan hayatını kaybetmiş durumda. Bakalım uluslararası arena gerekli yardım yapacak mı, ki çok umutlu olmamak lazım. Söz konusu olan ülke Afganistan çünkü. Hani Avrupa'da Polonya örneğinden ya da Polonya diyorum, Ukrayna örneğinden yaşadığımız duyarlılığı maalesef başka ülkelerde görmüyoruz. Muhtemelen de Pakistan, Afganistan olayında da benzeri bir duyarsızlık yaşanacak ama Afganistan bugün acı bir olayı test ediyor, yaşıyor. 1000'i aşkın insan hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından, yaralı sayısının artmasından ciddi bir endişe söz konusu. Evet, bugünün gündeminden aldığımız başlıklar, yorumladığımız gündemler ana hatlarıyla böyleydi. Yeni nöbetçi editörlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.